Sevgili izleyiciler, Bir Bunu Konuşalım programında daha sizlerle birlikteyiz. Bu hafta çok değerli bir konuğumuz var. Zelal Şengür, milli sporcu kendisi. Kickboks'ta K1 branşında ve 56 kilo ağırlığında kendisi Avrupa Kupası'nı aldı. 14-22 Haziran arası Özbekistan'da yapılan müsamahalarda. Ve kendisinin bununla birlikte Norveç, Bosna Hersek, Slovakya, Özbekistan buralarda da almış olduğu yine madalyaları var, başarıları var ve milli sporcu oldu. 3 kez Antalya'da milli sporcu oldu kendisi. 7 kez de Türkiye'de yine şampiyon oldu. Bu akşam konuğumuz kendisi. Kendisine hem merak edilenleri sormak istiyoruz. Çünkü baktığımız zaman karşımızda böyle çok çıtı fıtı, hoş, güzel bir hanımefendi var. Ama uğraşmış olduğu spor dalı ise çok hareketli. Erkeklere göre. Evet, erkeklere göre bir spor dalıyla kendisi uğraşıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Davet ettiğiniz için teşekkür ederim öncelikle. İnşallah güzel bir program olur. İnşallah. Biz sizi davet ederken genel yayın yönetmenimizle birlikte gurur duyduk. Gururla. Çünkü yapmış olduğunuz başarı gerçekten gurur verici. Hem dediğimiz gibi bir kadın olarak vazgeçmemeniz ve baktığımız zaman hani en azından zaten insanlar birazcık daha farklı bakıyor gibi hani işte dışarıdan bakınca aslında biz burada yaşayanlar için değil ama biraz daha ön yargılar var gibi. Bayağı. Bu ön yargıları da aslında yıkan çok güzel bir rol oldunuz siz. Evet. O yüzden tekrar ben tebrik ediyorum sizi. Tüm mesai arkadaşlarım adına ve hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Sizi tanıyacak olursak Zeynep Hanımcığım, kaç yaşındasınız, nerelisiniz? 26 yaşındayım. Babam madenli ama ben Diyarbakır doğumluyum. 6 kardeşiz zaten. Elazığ'da yaşıyorum. Şu an tek yaşıyorum. Ailem bahçedeler. Burada sonradan alınan araziler falan var. Öyle onların yanına gidiyorum, bir burada yaşıyorum. Antrenman, iş, bu kadar. Peki hani çok güzel böyle kısacık siz söylediniz de hani 26 seneyi güzel özetlediniz. Tamam, iş bu kadar hepsi. Çocukluğunuz nasıl geçti? Çocukken hani dışarıda oynarken veya işte arkadaşlarınızla oynarken de spor dallarına karşı, diğer sporlara karşı da bir eğiliminiz var mıydı? Yoksa direkt hani siz sadece kickboks alanında mıydınız? Benim çocukluğum İzmir'de geçti. Babam orada öğretmenlik yapıyordu özel bir okulda. Çocukken saçlarım erkek tıraşı falan yapardı hep en büyük çocuk. Bir de ben hep babacıydım, hiç annemin yanında kalmazdım. Hep babam nereye ben oraya giderdim. Yani küçüklüğümü hep öyle hatırlıyorum, benim aklımda hep öyle kalmış. Bir de hatırladığım şeyler çocukluğuma dair, hep erkeklerle kavga ettiğim annelerinin, iki defa oldu bu olay, annelerinin gelip şikayette bulunduğunu hatırlıyorum. Ben saklandığımı falan hatırlıyorum, hatta anneler gelir döverdi, kendileri dövemiyor, anneleri gelir döverdi. Genelde öyle geçmişti çocukluğum ama çok sessiz bir yapım vardı, hala da öyleyim. Böyle geçti, sonra Elazığ'a taşındık zaten, liseyi falan burada okuduk. Bu şekilde. Okul hayatındayken peki eğitim olarak hani hedefinizde insanların az çok bir hedefleri oluyor. Genelde işte kimi beden eğitimi öğretmeni olmak ister, kimi sınıf öğretmeni, farklı bölümler vardır. İşte sayısal, sözel, eşitarlık vesaire diyelim. Sizin alanınızda başka bir şey var mıydı yoksa siz hani kendinizle bunu ne zaman fark ettiniz, ben bu yolda yürümeliyim dediniz? Benim sporcu, yani ben şeydim zaten, bir sportif bir şeyim vardı, fizik yapım vardı. Lisede badminton oynuyordum. Badminton'da Elazığ'da liseler arasında şampiyonluklar falan getirdik. Fatih Anadolu Lisesi'nde okuyordum. Sonra beden eğitimi bölümünü çok istedim. Beden eğitimi öğretmenliğini. Bu şekilde başladık. Fırat Üniversitesi'ne giriş yaptım. Sonra milli oldum. Millilikten tekrar antrenörlüğü kazanmıştım. Milli olunca tekrar öğretmenliğe geçiş yaptım. Mezun oldum Fırat Üniversitesi'nden. Çok güzel 4 yılım geçti orada. Sonra bir daha üniversiteye, üniversite adına müsabakalara girebilmek için tekrar kaydoldum. Şu an hatta öğrenciyim orada. Aa, ne güzel, öğrencilik de devam ediyor. Eğitimden de aslında kopmamışsınız bir noktada, oranın da içindesiniz. Peki nasıl karar verdiniz? Karar vermenizin sebep neydi? Yani bence babamdı. Benim ruh halim hep babama göre, yani hayatım hep babama göre şekillendi. Ben yapayım, babam benimle gurur duysun. Hep bunu istedim küçük yaştan beri. Yani babam böyle şey, film izlerken hep böyle savunma sanatlarını
içinde bulunduğu aksiyon filmleri çok izliyordu. Ben de işte kickboks var mıdır, işte yakın temaslı dövüşler var mıdır diye merak ettim. Yok dediler bana. Sonra ben tekvando o zaman vardır dedim. Tekvando var dediler. Tekvando diye girdim spor salonuna. Bir baktım ki kickboksu bayanlar da yapıyor Elazığ'da. İlk başlangıcım o şekilde olmuştu. Tesadüfen oldu ama güzel oldu. 10 yıldır devam ediyoruz. Güzel, ne güzel. Peki buna girdiğinizde babanız hani evet etken, babanızın branşı neydi? Öğretmen dediniz. Babam sınıf öğretmeniydi. Emekli oldu İzmir'den, sonra buraya taşındık. Evet, yani ben de baba acaba beden eğitimi öğretmeni miydi? Yok. Onunla da etkileşim. Olacakmış, olmamış sonra. Öyle mi? Yok, o dönemde olacaktım falan dedi de bana, olmamış ama. Peki aileniz nasıl karşıladı? Hani babacı bir tarafınız var anladığım kadarıyla. Baba destek olmuş ama annelerin hani kız çocuklarına yaklaşımları daha farklıdır. Şimdi şöyle, ilk başladığım zaman tamam dediler. Kardeşlerim de hatta benimle, onları da teşvik etmemi istediler. Onlar da benimle beraber geldi. Ama spor öyle bir şey ki emek veren kazanıyor yani. Bu işi gerçekten yapacaksan yapacaksın ya da hiç yapmayacaksın. Sabahımı akşamımı veriyordum yani. Sabah koşulara gidiyordum, akşam antrenmanlara gidiyordum. İster istemez aileden böyle bir vakit bulamama durumları olmuştu. O yüzden istememeye başlamışlardı açıkçası ilk ikinci, üçüncü yıllar. Ama sonra başarı elde ettikçe, emek verdikçe, başarı geldikçe onlar da gurur duymaya başladı. Şu an destekliyorlar beni. Kendilerine çok teşekkür ediyorum buradan. Onlar şu an en büyük destekçilerim. Ne güzel. Evet. Peki çevre, arkadaşlarınız? Arkadaşlarım. Şimdi sporun içinde çok olunca atıyorum mesela kızlar çağırıyor. Hadi bugün şunu yapalım diyorlar. Antrenmanım var diyorum. Gidemiyorum. İster istemez bir uzaklaşma oldu arkadaş çevremden. Eski arkadaş çevremden, üniversite zamanlarından. Ama şu an spora dair arkadaş çevrem var. Ama günlük öyle bir şey hani gezmedir, tozmadır öyle bir arkadaşım yok yani şu an. Sadece sporla alakalı olan, beni motive edecek kişilerle beraber arkadaşlık ediyorum şu an. Peki sporun dışında bir hayatınız var mı? Yok. Çünkü gelsiniz hani. Yok, denebilir. Ne bileyim, sinema, konser, tiyatro, hadi tamam yürüme, koşma, bunlar sizin için zaten insanlar için boş vakitlerinde yapacakları hobi veya aktivite olarak adledilebilir ama bu sizin zaten artık işiniz olmuş durumda. Evet. Resim, müzik? Yani yok denebilecek kadar az, öyle söyleyeyim. Gezmeyi çok seven biriyim. Hı-hı. Babam da öyleydi, babama belki çekmişim. Tarihi yerleri çok görmeyi seven biriyim. Ama öyle çok şeyim yok yani. Ayda bir, yılda birdir yani. Genel olarak sabah uyandığımda koşarım, akşam antrenman yaparım. Öyle aralarında da benim gibi istekli kişileri çalıştırıyorum. Onlarla iletişime geçiyorum. O şekilde çevrem oluyor yani. Bu arada bir yerlerde sanırım aynı şekilde evet antrenörlük de yapıyorsunuz. Hı hı. Evet. Peki antrenörlüğü yaparken hani bundan öncesi bu kadar ön plana çıkmadan önceyle sonrası arasına baktığınız zaman talepler nasıl? Eskiden bayan antrenör arıyorlardı sadece, o şekilde geliyorlardı yanıma. Şimdi bayan fark etmiyor. Direkt benim adımı sosyal medyadan görüyorlar zaten. Kickbox yapmak isteyen sosyal medyadan beni görüyor. Direkt benim olduğum yere gelmeye başlıyorlar. Bu son zamanda bir prof maça girdim. Profesyonel bir kanalda. O kanalda girdiğim maçtan sonra çok şey oldum. Elazığ'da çok herhalde duyulmuş spor yapanlar, bu işe ilgi duyanlar kişi tarafından. Şu an ben neredeysem beni arayıp buluyorlar yani. Eskiden öyle bir şey oldu. Geliyorlardı, işte bayan antrenör var mı? Evet var, benim diyordum. Çalıştırıyordum. Hı hı. Şimdi öyle değil ama işte kızım sizi takip ediyor, işte oğlum sizi takip ediyor, işte eşim sizle çalışmak istiyor deyip direkt isme gelmeye başladılar. Öyle bir değişiklik oldu hayatımda. Peki gelmek isteyen insanlar hani olaya dövüş sanatı olarak mı bakıyor yoksa daha çok hani ben kendimi korumak istiyorum veya spor aktivitesi olarak mı? Çünkü biliyoruz ki biraz dışarıdan baktığımız zaman ne kadar yıkılmaya çalışsa da sonuçta bir kavga sporu olarak da görülüyor. Hı hı. Kavga ederken insanların kendini daha çok savunma amaçlı kullanmak istedikleri bir spor branşı diyelim. Tabii sizin olaya bakışınız biz yayından önce de konuştuğumuzda çok daha farklı. Hem sizin düşünceleriniz hem de size gelenlerin düşüncesi nedir?
Şimdi kickbox zaten savunma sanatı olarak geçiyor. Kickboksa genelde bana gelip de bayanlar şu şekilde yaklaşıyor. İşte ben fiziğimi toparlamak istiyorum, sıkılaşmak istiyorum. Ya da günümüzde yaşananlardan sonra kendimi savunmak istiyorum. Maça girmek istiyorum. Bu şekilde geliyor talepler. Bay bayan olsun aynı şekilde yani. Yetenek varsa, yaş geçmemişse o çocuğu yönlendiriyoruz. Gecemizi gündüzümüzü gerekirse katıyoruz. Musabaka tarzında çalıştırıyoruz. Ama eğer istemiyorsa sadece atıyorum üniversite öğrencisi bir bayan geliyor. Ona da sadece savunma yönelik çalıştırıyoruz. İşte dışarıda ya da herhangi bir yerde karşılaşabileceği bir şey olduğu zaman neler yapması gerektiğini gösteriyoruz. İleriki yaşlarda biri geliyor atıyorum. Onların da artık yaş ilerledikçe ister istemez her insanda kas yapısı zayıflamaya başlıyor. Evet. Onları güçlendirmeye çalışıyoruz ki ileriki zamanlarda daha kötü bir şekilde atlatmasın o dönemleri diye. Bu şekilde çalıştırıyoruz yani herkesi alıp karşılıklı hadi dövüşün demiyoruz. Yani dövüşümüz de aslında şu şekilde insanlar şunu anlatmaya çalışıyorum ben. Savunma yaparak öğretiyoruz biz bu işi. Hani yüzünü aç, yüzüne vur, işte orayı burayı kır diye bir şey yok bizde. Şunu yaparsa şunu yapman lazım. İşte şu gelirse sana karşı bunu yapman lazım. Ya da hiç başlamadan refleksini şu şekilde geliştirebilirsin. Biz bunları öğretmeye çalışıyoruz aslında. Peki baktığımız zaman hani kickbox için siz de bir savunma sanatı dediniz. İlginiz çocuk yaşlarda başlamış, evet. Yavaş yavaş araştırmışsınız. Sizin başarı hikayeniz nasıl oldu? Size hani antrenörlük yapan insanlar mıydı? Sizin kendi başınıza sağladığınız başarılarınız da var. Hiçbir şey tek taraflı değildir. Tabii tek ki. Başına yapılmaz. Hiçbir yol. Her şey sonuçta bir ekip işidir. Onu biliyoruz. Ama ekiple birleşene kadar ki yol haritanız nasıl oldu? Sizi izleyecek olan gençlerimiz, çocuklarımız neler yapmalılar? Şimdi benim başlangıcım zaten tesadüf eseri oldu kickboksla. İstiyordum ama tesadüf eseri oldu. Ben başladıktan sonra hiç aklımda maç falan yoktu. Yani bu kadar ilerleyebileceğimi hiç düşünmemiştim. Nasıl ilerlerim, nasıl bir yol izlerim hiçbir bilgim yoktu. Ben sadece babam sayesinde işte bahçede çalışmak, orada burada babamın erkek işlerini yapa biraz fizik yapım güçlüydü yani. Hoca da dedi ki senin dedi fiziğin güçlü dedi, müsabakalarda yapabilirsin dedi. İlerlemek ister misin? İsterim hocam dedim. İlk maçıma Urfa'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Urfa'da K1 branşında girdim. Çok bir bilgim yoktu, maç tecrübem yoktu. Nerede ne yaparım hiç bilmiyordum. O maçı kaybettim ama herkes çok beğendi ve ben de bu işi yapabileceğimi gördüm orada. İlk yenilmeme rağmen. Sonra o şekilde devam ettik. Zorlandığım yanlarım oldu çünkü bayandım. Bir erkek sporu yapıyordum. Hep erkekler bu işte ön plandaydı. Bayan partner yoktu. Eşli çalışmam gereken antrenman tarzları oluyor. Yapamıyorum, geride kalıyorum. Ama ben bunu çok güzel geçtiğimi düşünüyorum. Aklımda bitirdim olayı çünkü ben bu işi yapacağım dedim. Şu an erkeklerin yaptığı antrenmandan belki daha fazlasını yapıyorum. Birçok erkekten fazlasını yapıyorum ve bunları çok dile de getiriyorlar bana arkadaşlar. İsteyip de diyorsunuz başarmak için önce yola çıkmak gerekiyor. Ama anladığım kadarıyla yaşam şekliniz de buna dönmüş. Evet. Siz yaşam şeklinizi haline getirmişsiniz. Evet. Yeme, içme, uyuma, dinlenme her şey planlı. Yani sabah uyandığımda o iş olmazsa ben bir de çok... Yine babama getireceğim konuyu. Babadan mı olsa gerek bilmiyorum. Çok disiplinli büyüdüm ben. İşte sabah 7'de kalkılır, evde erken uyanan o ev bereketlenir derdi hep babam. İşte sabah hemen erken kalkarsın, antrenmanını yaparsın, kahvaltını yaparsın, güne başlarsın. Ondan sonra zaten koşturmaca, çocuklarla ilgilenme, işte gençlerle ilgilenme. Sonra tekrar kendi antrenmanım. Hep böyle geçiyor benim hayatım genel olarak. Ne güzel, disiplinli bir hayat. O zaman buradan şart, yani bu evet, bizi şart. İzleyenlere, hem gençlere hem de çocuklarımıza buradan disiplinli yaşamanın aslında zarar değil de bir avantaj olduğunu. Bence başarı öyle geliyor. Değil mi? Kesinlikle. Biliyoruz ki daha çok dışarıdan işte fast food beslenme, geç saatte uyuma, özellikle son zamanlardaki pandemi süreciyle birlikte çok daha bir tembelleşme başladı. Evet, çocuklarda özellikle evet.
buradan o zaman biz sizin söyledikleriniz onlara tekrar söylemiş de olalım. Çünkü gerçekten gurur verici bir insansınız. Gurur teşekkür duyuyoruz. Karşımda hani milli takımın formasında oturduğunuz için de o kadar gurur duyuyorum ki. Tarifi yok. Bunu yapılmayacak bir şey değil istendikten değil, sonra. Yapabilir. Evet. Ya ben bu Elazığ'da önder mi denir ne artık bir idol olduğumu da düşünüyorum. Evet. Çünkü benden sonra bayanlar da erkeklerde de zaten bir artış oldu. Ama özellikle bayanlar için yapılabilir dedirttiğimi düşünüyorum bence. Evet. İlla bu kickboxta olmak zorunda değil, değil diyoruz. Hangi alanda istiyorlarsa. Aynen. Yeter ki inansınlar. Güzeldi. Yeter ki inansınlar. Sizin hedeflerinizin arasında neler var bundan sonrası için? Çünkü çok güzel bir yere geldiniz. Evet. Güzel bir yerdesiniz. Bundan sonrası için hedef. Bundan sonrası için. Şimdi bizim kickbox olimpik değildi. Olimpiyatlarda yerimiz vardı ama çağrılmamıştık daha. Bu federasyon başkanımızın dediğine göre, hocalarımızın dediğine göre federasyon artık ikili ilişkiler sayesinde 2024'te kickboksun olimpiyatlara çağrılma durumu var. Şu an bu heyecan verici bir şey bizim için. Yani emek veren bir insan için en üst nedir kickboksta? Olimpiyat. Evet. Şu an olimpiyatlara girdik. 2024'te çağrılmayı bekliyoruz. Eğer olursa o 2024'te dünyada zaten o zamana kadar dünya ve Avrupa şampiyonlarına gideceğiz. Dünyada da Avrupa'da da 56 kiloda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım. Ama 2024'te olimpiyatlarda yer alıp orada şampiyonluk elde etmek istiyorum. Şu an tek hayalim o yani. Ne güzel. İnşallah. İnşallah. Ki kalbimle, tüm kalbimle söylüyorum yaparsınız. Teşekkür Çünkü ederim. Anlatırken bile gözlerinizin içi ışıl ışıl. Teşekkür ederim sağ olun. İnşallah da Allah nasip eder. İnşallah. Kendinizi ilk ringe çıktığınızda nasıl hissettiniz? Nasıl bir duyguydu? Çok heyecanlanmıştım. Çok heyecanlanmıştım. Hatta ben ringin köşesine gittim, arkaya döndüm. Dedim ki ya ben burada ne yapıyorum dedim. Ne yapacağım dedim. Yumruk mu atacağım, tekme mi atacağım? Yani rakip bana ne yapacak? Oraya giriyorsun, iki kişi tek var. Hani bir destek görmüyorsun kimseden, ne yapacağını bilmiyorsun. Orada çok heyecanlanmıştım. Ama sonra işte ortama alışmaya başlıyorsun. Birinci, ikinci round sonra alışmaya başlıyorsun oraya. İlk maç çok heyecanlandığımı hatırlıyorum yani. Hemen bu heyecanla beraber bir de tersini de sormak istiyorum. Yenildiğiniz zaman ne hissettiniz? Yenildiğim zaman kendime çok kızıyorum. Çünkü ben hiçbir zaman evet karşımdaki çok iyiymiş maç verdim demedim. Hep ben al bu maç senin olsun arkadaşım dedim. Ben istemiyorum al senin olsun dedim. Hep öyle maçları verdiğim için çok zoruma gitti. İsteseydim, o an odaklanabilseydim kimseye maç vereceğimi düşünmüyorum. Çünkü kendi kilomda, fizik yapımın da, modelimin de Türkiye'deki rakiplerime göre çok çok iyi olduğunu biliyorum. Dediğim gibi yani karşıdaki hiçbir zaman beni ezmedi. Hep ben al senin olsun, bugün keyfim yerinde değil dedim. O şekilde maç verdim yani. Ama o an odaklayabilseydim kendimi maçı çok çok üstünlükle alabilirdim belki. Kızdığım noktalar bu oldu. Ama en çok kızdığım dünya şampiyonasına gideceğimiz yıldı 2017'de. Kaybettim maçı, depresyona girdim. Çok kötü hissetmiştim. Yani çok farkla yenilmedim. Biraz üşütmüştüm galiba. Tek gitmiştim bir de seçmeye. Arkadaşım yok, takım arkadaşım yok. İşte yanımda bir bayan yok, kimse yok. O zaman biraz kötüydü yani. Ben normalde boksla alırım hep maçları. Yumruklarım çok serttir. Ben boks yapmadım o maç. Tekme sadece atıyordum. İşte artık git diyordum yani. Gelme bana diyordum. Maçı o şekilde bitirdim ve kaybettim. Çok az bir farkla kaybettim. Bir ay boyunca evde tek başıma. Yani şöyle filmlerde olur ya uzanırsın, yersin, atarsın, yersin, atarsın. İşte cips açarsın, atarsın. O durumdaydım yani. Sonra bir ay sonra öğrendim ki o kız gitti dünya üçüncüsü oldu. Ben onu öğrendiğim gün akşamı öyle bir antrenman yaptım ki zaten o an şoka girdim. Yani dedim ki benim maç verdiğim kız bu muydu dedim. O kız üçüncü olduysa ben niye birinci olamayayım ki dedim. Kalktım, antrenman yaptım. Yani hiçbir erkeğe de şey yapmadım yani erkeklerle ona yapıyorsa ondan daha fazlasını yapmışımdır. Kendi kiloma yakınlarla çalıştım zaten. Sonra iki defa ard ardına o kızı yendim. Hem de çok büyük farklarla yendim. Demek ki yapabilirmişim dedim yani. Her şey, yani bu sporda her şey zihinde bitiyor.
Onu gördüm, o maçta gördüm yani. Peki sizin motivasyonunuzu düşüren nedir? Yani şunu aslında sormak istiyorum, özür dilerim. Uğraşmış olduğunuz hani spor dalından dolayı söylüyorum bunu. Acaba daha çok şey mi var? Hani öfkeli olduğunuz zaman mı daha iyisinizdir? Çünkü insanların algı olarak aslında yerleştirilen o bahsettiğiniz çocuklukta izlediğiniz filmlerde de genelde öfkesini yenmek için daha sert yumruklar vuran, daha sert tekmeler atanlar vardır. Sizinki de içinizden çıkan bir öfke mi, yoksa başka bir şey mi? Ben şu ana kadar yaptığım maçlarda şunu gördüm. Ben keyifliyken çok güzel maçlar çıkarıyorum. Aslında öfke, yani karşımda atıyorum mesela bizim motive ediş şeklimiz işte torbada sevmediğim birisine hayal et vur diyorlar mesela. Benim dışarıda da herhalde öyle bir mizacım var ki bunu ringe yansıtıyorum. Evet. Ben sevmediğim birisini gördüğüm zaman elimi kaldırmam yani arkamı dönüp gidiyorum. Öyle bir mizacım güzel. Var. Ama sevdiğim biri olursa yani şakalaşmak gibi düşünüp daha çok şey yapabiliyoruz, daha çok motive olabiliyorum, daha çok torbaya vurabiliyorum. Ama ben sinirlendiğim zaman ortamda duramıyorum yani. Yani zihnim doluyken ben antrenman salonuna girmem. Zihnimi boşaltacağım, sadece güzel şeyleri düşüneceğim. Antrenmanımı o şekilde çıkaracağım ki antrenmanda yaratıcı olabileyim. İşte daha farklı modeller çıkarabileyim, daha farklı antrenmanlar yapabileyim. Ama sinirlendiğim birini düşününce elim ayağım titriyor, hiçbir şey yapamıyorum. O yüzden keyifli olmam lazım benim. Ki çok şükür Allah nazarlardan saklasın, her şey yolunda, her şey çok güzel geçiyor. Evet. Hiç sevmediğimiz insanları düşünmüyoruz bile. Ne güzel. Dönüp baktığımız zaman o zaman şöyle diyeyim. Zeynel Hanım sinirliyken ve gerginken hiç tehlikeli değil. O ortamda durmam. Tam tersi. Korkmayın. Evet, korkmayın. O ortamda o yok. Aynen. Eğer keyifliyse ve mutluysa da zaten bunu şov paylaşıyor. Yaparım. Aynen çok öyle. Güzel. Çok güzel. Gerçekten güzel bir örneksiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Size hani dönüp baktığımda karşımda gerçekten çok güzel bir hanımefendi var. Teşekkür hani ederim. Dışarıdan görsem bir sporla uğraşıyor deseler belki daha şiddet içermeyen, işte vurdusu kırdısı olmayan diyelim. Can acıtacak veya karşılıklı birebir yapılan değil de farklı bir spor dalıyla uğraştığınızı düşünebilirim. Mesleki olarak da hani bir spor salonuna insan gelip sizinle karşılaşsa sizden bunun için yanına gelir. İşte bahsettiğiniz gibi işte hanımefendilerin gelip de sıklaşmalıyım veya işte şundan kurtulmak istiyorum, bunu nasıl yaparım diye sizin kapınızı çalabilir. Jimnastik falan. Evet. Biraz dışarıdan bakınca size karşıda böyle bir ön yargı var. Hani insanlar yüzünüzü görmemişse, sizi bir yerden tanımıyorsa çok daha iri yarı. Aynen öyle. Değil mi? Daha dövüş dediğin evet. Kilolu olacak, daha evet. İri olacak falan. Yani boy olarak kısa değilim, 1.70'im ama. Evet. Ama kilo olarak evet. Herkes ilk geldiğinde ya Zeler Hoca siz misiniz? Evet diyorum. Ya ben daha böyle iri birini beklemiştim falan diyorlar. O kız nasıl siz oluyorsunuz? Nasıl dövüşüyorsunuz? İşte hocalar geliyor mesela, doktorlar geliyor. Onlarla da çalışıyoruz. Geçen oldu mesela. İki kişi getirdi. Daha önce başka yapmayan birini getirdi işte. Zeynep Hoca siz misiniz? Herkes sizden bahsediyor dedi. Evet dedim, benim dedim. Ya siz nasıl dövüşüyorsunuz ya dedi. Yani bana sorsanız hiç öyle bir şey söylemem dedi. Yumruk nasıl atıyorsunuz? Çok merak ettim dedi. Sonra birkaç maç yaptık. Yani onunla değil, başka kişilerle. Tamam dedi, ben aldım dedi cevabımı dedi. Yani çok farklı. Aslında bu huyumuz, yani bu şeyi seviyorum, bu yapımı seviyorum. Evet. Olması gerektiği gibi bence. Evet. Yani tamam erkek sporu diyorlar. Erkeklerin yaptığı, ağırlıkta yaptığı bir şey ama bence bir bayan da yapabiliyor ve dışarıda hanım hanımcık olup da ringde gerçekten bu işin hakkını verebiliyorum. Bu evet. Hoşuma gidiyor benim. Hani her yerde böyle erkek gibi gezeceksin diye bir şey yok. Şey yok evet. Yapabiliyorum yani. Ne güzel. Bence böyle de yapın ve siz böyle de örnek olmaya devam edin. İnşallah. Baktığımız zaman çünkü yine genç kızlarımıza da birçoğu hani herhangi bir spor dalıyla uğraşıyorsa daha erkek gibi olmak zorunda gibi, işte yürüyüşü erkek gibi olmak zorunda, giyim tarzı, saçı, her şeyle bir erkeği anımsatmak evet. Zorunda ki hani o spor dalında başarılı olduğunu kanıtlayabilsin. Şey bence öyle bir şey yok yani. Bayan nasıl mutlu olur? Saçını yapar, mutlu olur. Evet. İşte makyaj yapar, mutlu olur. Biz de saçımızı yapıyoruz, mutlu oluyoruz o gün boyunca, sonra evet. Antrenman yapıyoruz. Ama yani düşünsene, benim mesela şöyle bir takıntım vardı, saçım kötüyse o gün kötü geçti.
öyle bir şey vardı mesela. Ama saçım güzelse tamam, antrenmanda yani mutluysam, o gün mutlu geçtiyse evet, antrenmanda çok güzel çıkarabilirim. İlla böyle işte erkek gibi kestireceğim de şey yaptıracağım da diye bir şey yok. Zaten çok çocukken kestirmişler yeteri kadar annem babam saçımı, bir daha kesmiyorum. Çok güzelsiniz ayrıca. Teşekkür ederim, siz de öyle. Tüm bunlardan sonra tabii yapmış olduğunuz maçlar ve başarılarınız. Biliyoruz ki Türkiye'de gurur duydu ama Elazığ çok daha fazla gurur duydu. Bunun sizin için tabii bir ağırlığı da, sorumluluğu da arttı. Evet. Bundan önce belki işte dediğiniz gibi o küçük küçük hedeflere giden yoldu. Ama bu kadar insanların gözünün önünde olmak, bu kadar güzel başarıları kazanmak bunun yanında size bir ün de getirdi. Evet. Bunun artıları ve eksileri sizde ne oldu? Var mı değişim? Öyle diyeyim. Etrafınızdan insanlar size değiştiniz falan diyorlar mı? Ben maç aldığımda, yok ben yine hep benim yani doğalım. Nerede nasıl konuşuyorsam hep aynı şekilde konuşuyorum. Hep aynı giyiniyorum. Farklı ekstra bir şeyim yok. Ama insanların tepkileri benim çok hoşuma gidiyor. Mesela gördüklerini, daha kızım işte sizi çok seviyor, işte annem sizi gördü, işte sosyal medyalardan takip ediyoruz, gurur duyuyoruz. Yani o maçı aldım mesela, profesyonel maça girmiştim. O prof maçta nakat ettim ilk round rakibimi. Aldım evet, maçı. İndikten sonra mutlu oldum, tamam. Ama hı-hı, akşam gidip de baktığım zaman sosyal medyama o mesajları görünce ben çok çok çok, çok daha fazla mutlu oldum. İnsanların takdir etmesi, emeğimi görmesi, Elazığ'a güzel bir şeyler, bir haber getirmem benim için çok onur verici, gurur verici bir şey olmuştu. Onun haricinde hayatımda değişen bir şey yok. Ben yine spor salonunda antrenörlüğümü yapıyorum. Yine antrenmanlarımı yapıyorum. Sadece çevre olarak biraz genişledi. Daha çok insan tanıdım. Bu kadar. Bu da güzel. Daha fazla insan tanıyın. Daha fazla insan da sizi örnek almış olsun. Rol i̇nşallah, model olun evet, inşallah. Çünkü yapmış olduğunuz başarılar gerçekten azımsanacak bir başarı değil. Bunu da biliyoruz. Peki son maç. O nasıl geçti? Son maç çok güzeldi. Evet, biraz sizden onu dinleyelim mi? Hiç gelmek istemedim. Son maç güzeldi. 8 gün kaldık Özbekistan'da. Evet. Tek beni endişe ettiren şey şuydu. Ben prof maça girdim. Çok ağır bir antrenmandan geçtim. Bu arada Remzi hocama çok çok selam olsun. Gerçekten zamanı yoksa bile zaman ayırdı bana. Kendisinden Allah razı olsun. Onunla çalıştık. Bir ay öncesi de 2 ay. Çok sıkı bir antrenman yaptık. Birebir çalıştık. Maça gittim, prof maça gittim. Geldim, orada aldım. Zaten onun yorgunluğu vardı. İster istemez beden yorulunca zihin de yoruluyor yani. Ondan öncesi de bir maça gitmiştim bir de. Vücut yorgun, fizik yorgun. Haber geldi hocamla. Hocamın yanında federasyon başkanı Sayın Sayın Kayıcı. Aradı işte, kaç kilosun dedi. Konuştuk, hazırlan dedi. Özbekistan'a maça gidiyoruz. Ani, tamamen ani bir şey oldu yani. 2 gün sonra ben maçtaydım. Onun biraz endişesi vardı. Hani yoruldu fizik evet, falan diye. Neyse gittik. 3 kızdık. 12 tane de erkek vardı. 11 tane erkek vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ülkeyi temsilen, ülkemizi temsilen onlarla beraber gittik. Maç ortam çok güzeldi. Özbekistan ilk defa Avrupa Kupası düzenlemiş ama çok başarılı bir organizasyondu bence. Alan genişti ve benim hoşuma giden şey oldu. Normalde dövüş sanatlarında, dövüş sporlarında Kazaklar, Özbekler, Kırgızlar, bunlar Ruslar, bunlar çok iyilerdir. Hı hı. Yani bunların modelleri, güçleri diğerleriyle kıyaslanamaz bile. Genelde hep Ruslar zaten işi götüren kişiler oluyor. Kazaklar, Kırgızlar yine aynı şekilde teknik olarak bizden çok çok üstün oluyor bazen. Bunlarla gördük, bunların maçını izlemek benim çok hoşuma gitti ve ben de Özbek'le yaptım o maçı, final maçımı. Özbekistan'ın boks şampiyonuymuş kendisi. Ben bunu bilmiyordum tabii. Biraz istediğim gibi hamleleri yapamasam bile aldım o maçı. Bir de Özbeklerin ilgisi bize karşı çok güzeldi. Kırgızların, Kazakların şeyleri, ilgisi bizde çok fazlaydı. Fotoğraf çekiyorlardı sürekli bizimle. İşte Türkiye, işte geleceğiz falan diyorlardı. Oturuyorduk mesela şöyle tribünde. Biri geliyordu fotoğraf çekiyordu. Biri geliyordu tişört hediye ediyordu. Biri bir şey getiriyordu, elinde ikram ediyordu. En fazla biz Türkiye'ye karşı bir ilgi vardı onlarda.
Bilmiyorum, çok güzel geçti. 8 gün kaldık herhalde. Son gün korona testi yapmaya geldi işte 4 tane baya. Ben dedim ki Allah'ım inşallah dedim korona olmuşumdur dedim. Ben kalırım burada, gitmem. İnşallah ben kalırım, siz gidin kızlar falan yapıyorum böyle takımdakilere. Niye dediler ya, baksana dedim benim burada kıymetimi biliyorlar. Yok, biz de biliyoruz. Orası öyle de işte orada bir farklı bir ortam vardı. Dedim o yani her gelen fotoğraf çektiriyor, sen ünlü müsün falan yapıyorlar. Ünlü değiliz ama yani ünlü müsün falan diyorlar. Dedim inşallah koronayızdır. Ondan sonra hocalara soruyorum, hocam korona mı, olma durumumuz var mı falan. Korona yok ki burada diyor. Nasıl olur? Maske takmıyorlar orada. Çok azmış orada Covid sayısı. Olamadık, geldik. Ama özlemişim Türkiye'yi. Türkiye'ye geldikten sonra da zaten tepkiler benim çok hoşuma gitti. Çok gururlandım. Yine ailem de aynı şekilde öyle. İnşallah devam ettiririz başarıları. İnşallah. Şimdi şeyi biliyoruz tabii biz, Özbekistan, yine aynı şekilde Kazakistan, Kırgızistan, oradaki insanların Türkiye ile bağları hep bir farklı. Evet, var. Evet. Hani diğer ülkelere karşı, biz de onlara karşı öyleyiz, onlar da bize karşı evet. Öyle. Hani her zaman diyoruz ya işte kardeş evet. Ülkeler gerçekten öyle, bayrakları da yan yana koyduğumuzda kardeş olarak evet. Adlediyoruz. Onların yaşamış oldukları her acı bizi üzüyor. Mutluluk da bizi mutlu ediyor. Evet. Size de onlar da bunu yansıtmışlar aslında. Biliyoruz ki son bir sene içinde oraya vermiş olduğumuz destekler keza yine aynı şekilde. Ve sporun, naçizane düşüncemi söylemek istiyorum. Baktığımız zaman sporun barışçıl bir tarafı var aslında. Evet, kesinlikle öyle. Hani sizin yaşamış olduğunuz da biraz daha bu hissetmek olmuş, bunu hissettirmişler. Biz diğer spor dallarını çok da fazla herhalde tanıtamıyoruz, anlatamıyoruz. Bir eksiğimiz de bu oldu diye düşünüyorum. Hani dediniz ya, orada ben kaldım çünkü. Orada daha çok kıymeti biliniyor, daha çok insan geliyor izlemeye. Evet. Bu birazcık da evet bizlerin de kusuru. Ve baktığımızda biz hep daha çok işte hep futbol ön planda kaldı. Basketbolu daha sonradan baktığımız zaman yaygınlaşır hale getirdik. Spor dallarımızı çok da çocuklarımıza anlatmıyoruz. Hani çocuklar küçükken ya futbola ya işte oluyorsa basketbol, aynen, belki evet. Son yıllarda biraz daha yüzme. Ama çocuğun belki başka bir spor dalına aslında eğilimi var ve orada da çok güzel başarılar yakalayabilecek. Herkes sizin babanız gibi olmayabiliyor. Çocuğunun ilgi alanını çözmüş, onu desteklemiş olamayabiliyor. Buradan aslında eğitim hayatınıza devam ediyor. Ailelere de, yine beden eğitimi öğretmenlerine de bence sizin de söyleyecekleriniz vardır. Yani çocukları farklı spor dallarına da yönlendirmeliler. Yani önce şunu söyleyeyim, Elazığ'da hep futbol geçiyor bizde, yani biz sporun içindeyiz, hep futbola yatırım, hep futbol konuşuluyor. Hı hı. Ama mesela kickbox Elazığ'da en fazla şu an derece getiriyor. Ben tamam şampiyonum ama benim mesela sıfırdan yetiştirdiğim iki Türkiye şampiyonu var şu an. Evet. Haftaya mesela Şırnak milli takım seçmesine gideceğiz. İki Türkiye şampiyonumuz, iki üçüncümüz var. Bu bence Elazığ için çok güzel bir şey. Elazığ'ı temsil edecekler. Biri İtalya'da, biri Karadağ'da. Diğer ikinciler ve üçüncüler de birinci olmak için çalışacak. Eğer kazanırlarsa onlar da İtalya ve Karadağ'a gidecek. Bu önce benim. Tabii ki de Elazığ'ın da çok gurur verici bir şey. Evet. Bize genelde aileler şunu söylüyor. İşte derslerden geri kalırlar. Şimdi spor bence zaten sadece fiziği değil, bence zihni de geliştiren evet. Bir şey. Disiplinli olmayı, daha yaratıcı olmayı, ani fikirler verebilmeyi geliştiren bir şey bence. Ki mesela bizim Karadağ'a gidecek gencimiz var. O düzenli olarak antrenmanını yapıyor. Çok disiplinli bir çocuk. Ve şu an çok iyi bir lisede okuyor. Hedefi tıp mesela. Yani eğitimle bence şey yapılmaması gerekiyor. Hukuk okuyan Hacettepe'de öğrencimiz var mesela. Bunlar çok güzel şeyler. Kickbox ya da spor. Hangi spor yaparlarsa yapsınlar. Yani kickbox şart koşmuyoruz tabii ki de. Futbolda yapsa, basketbolda, voleybolda yapsa, bunlar onlar için bir aktivite. Tabii ki de öncelikle şeyler olacak, branşlar olacak. İşte atıyorum doktor olacak ya da muhasebeci olacak ya da ne bileyim avukat olacak. Ama bunlar da onların altın bileziği gibi bir şey yani.
hiç mi bir çocuk sokakta dışarıda oynamıyor? Oynuyor. Hiç mi bir çocuk işte internet kafelere gitmiyor? Gidiyor ki artık telefonlar geldi. Artık evet. internet kafeye de gerek yok. Sürekli oyunlardalar. Yani şunu ayıracakları zamanı. Neden bir çocuk bir spora ayırmasın? Neden orada gelişmesin? Neden ufku açılmasın? Mesela bende öyle oldu. Son git yani daha öncelerde de oluyordu tabii ki de. Özbekistan'a gittiğimde dedim ki ne kadar dar düşünüyormuşum ben. Yani bir insan kendini niye geliştirmesin ki? Mesela bir dil ne kadar önemliymiş. Bunu görüyorum yani her yurt dışına gittiğimde dilin ne kadar önemli olduğunu görüyorum. İletişimin ne kadar önemli olduğunu görüyorum. Ama atıyorum spor yapmasaydım benim böyle bir şeyim olmayacaktı. Olduğum yerde sabah uyanayım, akşam yemeğimi yiyeyim bu kadar. Bu dar kafayla çalışacaktık yani öyle bir hayata bakış olacaktı. Ama insanlar spor sayesinde sosyalleşebiliyor, gezebiliyor, görebiliyor, ufkunu açabiliyor. Bence her çocuk, buradan ailelere sesleniyorum. Her çocuğun hangi branş olursa olsun bir spor yapması bence şart. Günümüzde de zaten pandemi var şu an. Evet. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Ne yapıyor çocuklar? Telefon, ev. Bilgisayar. Başka, PC. Aynen. Yani vücut kas yapıları artık yani günümüzdeki çocukların kas yapıları şu 5 yıl öncesine göre çok çok fark etti bence. Ki bunu hocalarımızla da konuşuyoruz. Yani şimdi apartmanda evde oturan bir çocukla spor yapan bir çocuk biri olur mu? Haftanın 4 günü, 3 günü aynı. Yani zihin olarak da aynı olmaz. Olmuyor da zaten. Çocuğun yaratıcılığı kalmıyor. Bence her çocuğun bir spor dalıyla uğraşması şart. Hem fiziğin hem de zihninin hem stresini atması için o çocuğun bence şart. Hem de sağlıklı yaşaması ve kötü alışkanlıklardan da koruyucu. Aslında çocuk çocuğa hiçbir terkine gerek duymadan sporla uğraşan bir insan hani üzerinde çarpı olan hiçbir şeyle ilgilenmez diye düşünüyorum. Aynen öyle. Bir ya dışarıda da biraz daha nerede ne yapacağını bilen bir çocuk oluyor. Atıyorum mesela ben şu an geldim. Şu an evet. ne dediniz? Güzel bir örneksiniz dediniz. Ben bunu kötü bir şey yaparak bozmak ister miyim? Yapasımız varsa da yapmayız. Evet, yani kontrol atıyorum. Sistemi. Aynen. Yani dışarıda hep örnek spor bu yüzden ben çok seviyorum en çok. Hep böyle bir arkandan gelenler olduğu için hep bir güzel olmak zorundasın yani. Güzel bir idol olmak zorundasın. Yanlış yapmamalısın. Yapacağım varsa da yapmıyorsunuz zaten. Çünkü mesela bende şey vardı. 5 kardeşim var. Onlar beni takip ediyor. Ben ne yaparsam onlar da yapacak. O yüzden yapmamalıyım. Yapmıyordum yani. Aynı şey öğrencilerim için geçerli. Ben yaparsam onlar da yapacak. Atıyorum ben sigara içersem onlar da içecek. Ben işte zamanında uyanmazsam, verdiğim sözü de durmazsam, işte sabah koşu var deyip de gitmezsem, o çocuk da verdiği sözlerde durmayacak. Aynı, yani bu hep böyle en basit örnekleri yani bunlar. O yüzden bence spor kişiliğin oluşmasında da çok önemli. Ne kadar erken yaşta başlatırlarsa çocukları o kadar iyi onlar için. Çok güzel. Hem buradan bizi izleyenlere hem de anne ve babalara, öğretmenlere güzel de mesajlar vermiş oldunuz. Programın sonuna yaklaşıyoruz ama programımız bitmeden önce ben sizin hem maçlarda hem de bu yaşadıklarınızla birlikte mutluluğunuzu paylaştığımızı dile getirmek istiyorum. Gerçekten çok kıymetlisiniz. Tekrar tekrar da bunu söylüyoruz, gurur duyuyoruz sizinle. Sizin söyleyecekleriniz nelerdir? Sizin de baktığımız zaman evet bunu yüklendiğiniz sırtınızda gidiyorsunuz ama elinizi hani iki başınızın arasında şöyle koyduğunuzda ne istiyorsunuz? Sizin hayatla ilgili istekleriniz nelerdir? Evet olimpiyatları biliyoruz. Hı hı. Benim birkaç hayalim var tamam müsabaka tarzında evet ama ben antrenörlük konusunda da kendimi çok geliştirmek istiyorum. Hı hı. İşte güzel bir spor salonu, orada çocuklarla doğru bir iletişim kurup benden çok çok daha iyi yerlerde olabilecek kişiler yetiştirmek istiyorum. Aileme daha çok yararım olsun istiyorum açıkçası. Şu an bir dönüş noktasında gibi bir şeyim. Ne kadar iyi yerlere gelirsem aileme o kadar yardım edebilirim. Kardeşlerim için, anne babam için. Zaten çocukluktan beri yani bir çocuk ne düşünebilir? Küçükken işte çikolatam olsun, şekerim olsun. Ben o yaştan beri babam benimle gurur duysun dedim. Şu an tek istediğim zaten ölene kadar da o olacak. Ne kadar çok ne yaparsam benimle gurur duyar.
en şeyi görmek istiyorum yani. Tek hayalim bu. Sonra olimpiyat açıkçası. Ama önce babam benimle gurur duymasını istiyorum. Onun haricinde kendimi sadece antrenörlük konusunda geliştirmek istiyorum. Ve çocuklarla iyi iletişim kurup onları iyi yerlere getirmek istiyorum. Babanız çok şanslı. Sizin gibi bir kız evlada sahip. Onu söyleyelim ve buradan ailenize de teşekkür edelim. Güzel bir evlat yetiştirmişler. Ne güzel. En güzel şeylerden biri zaten hep deriz ya, yaptığı işi en iyi yapan. O da bir ibadettir. Yapma evet. işin en iyisiyle yapmak. Ve dönüp baktığımız zaman insanlar işte Z kuşağı kayıp kuşak diyor ama hayır, Z kuşağı aslında kayıp kuşak gibi değil. Sanki Z kuşağının içine herkesi koyup da kaybetmek istiyorlar gibi düşünüyorum. Çünkü gerçekten sizin gibi bu ülkenin pırıl pırıl evlatları var. Siz o kadar güzel çözmüşsünüz ki olayı, aslında başarılarınızı da hazmetmişsiniz ki kendinizden daha iyisini yetiştirmek istiyorsunuz. İnşallah nasip olur. İnşallah, inşallah diyorum. İnşallah. Allah ne istiyorsanız gönlünüzce versin, yolunuzu açık etsin. Bizler de burada elimizden ne geliyorsa her zaman yanınızdayız. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki. Bireysel bir spor, kickboks. Evet. Takım sporlarında destek oluyorlar birbirlerine falan. Bir şekilde başarı geliyor ama takım sporunda tamamen burayla alakası olan bir şey. Bir de erkek işi yaptığımız için, yani erkek işi dedikleri için benim bayan olarak çok zor geçti bu süreç. 10 yıldır yapıyorum. Bana en dipte olduğum zamanda bile inancını yitirmeyen Abdullah Hocama çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde babama tabii ki de, anneme de. Annem her maç ağlıyor. Selal işte inşallah alırsın falan diye sürekli mesaj atıyor. İşte konuşuruz her maçta. Evet. Kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Her maç benim arkamda durdular yani. Ve Remzi hocama dediğim gibi bana çok destek çıktı antrenman konusunda. Ve Elazığ'ımızın Şahin Şerifoğlu'muz ve Vali Bey'imiz, Erkan Yırık Bey'imiz ve Ayşe Hanım eşi. Onlara çok teşekkür ederim. Onlar son zamanlarda maçlarda çok destek verdiler bana. Benim için burası çok önemli. Samimiyetlerine çok inanıyorum bu söylediğim kişilerinin. İnşallah daha güzel maçlarda Elazığ'ımızı temsil ederim. Var bir iki projemiz var. İnşallah daha iyi yerlerde oluruz. İnşallah. Ben de bu programla beraber şunu söylemek istiyorum. Gerçekten hani kickboks evet, hani nasıl diyorlar, az önce dediğiniz gibi kavga sporu, şiddet içerikli, daha kaba saba, duygu kontrolü çok da olmayan öfkeli insanlar için söyleniyor. Ama karşımda babasından bahsederken bile gözleri dolan, bununla beraber de çok güzel başarılar almış olan Zela Şengür var. O yüzden ön yargılarını insanlar bırakmalılar diyorum. Aynen. Kimse ön yargılı olmasın, ön yargılı da davranmasın spora karşı da, insanlara karşı da. Bu spor dallarıyla uğraşan insanlar çok da katı insanlar değiller. Yok, aksine değiller. Daha merhametsizler bence. Evet, onu görebiliyorum. Çok da duygusalsınız ve tekrar teşekkür ediyorum, ben tebrik ediyorum. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için, çok sağ olun. Bana rica bir ederim. İmkan verdiğiniz için. Rica ederim. Sevgili izleyiciler, bir başka programda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.